Evet, başlar hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli hocalarım, kıymetli dostlar, Rabbimiz birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Rızası için bir araya gelmemiz dolayısıyla Rabbimiz hepimizi affettiği, sevdiği, seçtiği, razı olduğu kulların arasına dahil eylesin inşallah. Evet. Sözümüzün başında Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize dua ile başlayalım. Rabbimiz onların madden ve manen yardımcıları olsun. Rabbimiz bizleri onların kurtuluşlarına vesile eylesin. Bir duamız da şöyle olsun. Rabbimiz bizleri de böyle büyük imtihanlarla imtihan etmesin. Vatansız, bayraksız Rabbimiz bizleri bırakmasın. Birliğimize, beraberliğimize günelen maddi manevi tehlikeleri Rabbimiz bertaraf etsin inşallah. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi kıyametin sabahına kadar daim ve baki eylesin duasıyla Bismillah deyip başlayalım nasip olursa. Müsaadeniz olursa bugünkü birlikteliğimizle biraz alanla, bizim alanımızla alakalı bir konuyu arz etmek istiyorum. Malum olduğu üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla bir gün otururlarken saçları simsiyah, elbisesi bembeyaz, uzun yoldan geldiği anlaşılan fakat üzerinde yolculuk emareleri olmayan bir zat geliyor. Dizlerini Efendimiz aleyhisselamın dizine kadar yaklaştırıyor. Ellerini dizlerinin üzerine koyuyor. Efendimiz'e bir takım sorular soruyor. Bu kişinin biraz gizemli bir hali var. Hazreti Ömer Efendimiz bu garipliği fark etmiş hemen. Bizi olaya anlatan Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki bu kişi geldi, Efendimiz'e bir takım sorular sordu. İşin ilginç tarafı şu, hem soruyor hem de aldığı cevapları tasdik ediyordu. İlk soru olarak Efendimiz'e Mel imanu ya Resulallah diye bir soru yöneltti. İman nedir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz Aleyhisselam imanı Allah'a iman, meleklere iman, iman esasları üzerinden ana hatlarıyla tarif ettiler. Şimdi o gelen kişi sadakte dedi. Doğru söyledim buyurdu. Şimdi hem soruyor hem cevaplıyor. Araplarda hiç böyle bir şey yok, usul yok. Bir de Peygamberimizle konuşuyor tabii orada. Peygamberimizin özelliği var. Peygamber'e bir soru soruyorsanız tasdik etmeniz garip karşılanıyor o grup içerisinde. Daha sonra İslam nedir diye soruyor. Efendimiz Aleyhisselam kelime-i şehadetle başlıyor. Kelime-i şehadetle İslam dairesine girilir. İşte namaz, oruç, hac, zekat gibi İslam'ın ana temel esaslarını zikrediyorlar. Daha sonra da men ihsanu ya Resulallah ki asıl şey geçmeden önce şu hususun da altını çizerek ifade edeyim. Burada Cebrail Aleyhisselam'ın sorduğu bütün konular ve kavramlar Kur'an merkezli kavramlardır. Yani iman, İslam ve ihsan. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz muhsinlerden bahseder. İhsan kavramını çok yoğun bir şekilde Mevlamız kullanır. O da ihsanı bir nevi şöyle düşünelim. İman, İslam ve ihsan gibi bir hedef çizerek, ufuk çizerek Cebrail Aleyhisselam peygamberimize dinin anlaşılması, yaşanılması konusunda bir yön gösteriyor ve oradaki insanlara da din anlatılmış oluyor bu şekilde ana hatlarıyla. Efendimiz de ihsanı Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmendir şeklinde tarif ediyor. Ve şu hakikati de ilave ediyor. Sen her ne kadar Allah-u Teala'yı görmüyorsan da Allah-u Teala her an seni görüyor, her an duyuyor. Bu bilinç düzeyinde üst düzey bir bilinçle Allah-u Teala'ya kulluk etmendir. Daha sonra bir takım sorular soruyor ama bizim bugünkü konumuz açısından ana kavramımız, mefhumumuz aleykümselam hocam, ihsan kavramı. Ve özellikle malum olduğu üzere biz ihsanı biraz gönül eğitimi, insanın kendiyle, nefsiyle, dünya ile, ahiret ile, Rabbi ile bilişme süreci diye tarif edebiliriz. Marifet. İnsanın kendini tanıması öncelikle. Marifetün nefs. Buradan da neticede şu noktaya gelmeyi hedefliyorum. Çok tartışılan, üzerinde çok söz söylenen, İslami bir disiplinin, İslami bir hassasiyetin
günümüz insanına söyleyecek şeyler var mıdır? Aslında biraz bunu konuşmak istiyorum bugün. Şimdi iman konusuyla alakalı İslam tarihi içerisinde kelam ilmi doğmuş. Nelere inanılacak, neler efendim inkar edilecek? Ana mevzu Allah'a iman, bunun etrafındaki inanç esasları alimlerimizin ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle genişlettikleri, bir usul geliştirdikleri, bir metodoloji takip ettikleri bir ilme dönüşmüş. İslam nedir sorusu yine bir metodolojiyle, ki yine altını çizerek ifade ederim, bizim fıkıh düşüncemiz, kelam düşüncemiz, İslam felsefesi veya tasavvuf düşüncemiz Müslümanlar olarak bütün dünyaya, dünya insanlarına Rabbimizin armağanı olarak sunduğumuz sistemlerdir. Bugün işte hadis usulü, bir takım eleştiriler, tartışmalar etrafında tabirimi mazur görün, böyle koparılan kıyametler var ya. Yani işte böyle hadis olur mu, hadis usulünü kim çıkarmış, ne olmuş gibi bir sürü tartışmalar var. Ama işin içine girdiğimizde işin rengi bambaşka bir boyuta dönüşüyor. Yani hadis usulü veya fıkıhta bize gelen veriler, bilgiler hiçbir düşünce sisteminde, bunu açık yüreklilikle ifade edebiliriz. Mesela Hristiyanlıkta böyle bir metodoloji ile bir inanç sistemi yok, bize gelmemiş. Yahudilikte böyle bir usulle, böyle bir sağlam usulle bize ulaşan bir şey yok. Yani ana hatları ile Hristiyanlar ne diyor? İşte baba tanrı var, oğul tanrı var, kutsal ruh tanrı var. Peki bunu kim söylüyor size? İşte bizim kutsal kitabımız var. Hangisi söylüyor? Matta var, Markos var, Luka var, Yuhanna var. Birinin dediğini öbürü tekzip ediyor. Onun doğru dediğini öbürü yanlış kabul ediyor. Ve bu kutsal kitap diye bize sundukları kitapların da büyük bir kısmı işte havarilerin İsa Aleyhisselam'a yazdığı mektuplardan oluşuyor. Onların da bir garantisi yok. Havarilere ait olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz yani. Ama dört tane kutsal kitap var. Üç tane tanrı var. Teslis dediğimiz bir inanç var. Adamlar diyor ki bizim sistemimiz bu. Biz de diyoruz ki her bir ayeti kerimenin, her bir hadisi şerifin delili var, müdeller. Bir usul var, bir metodoloji var. Bununla bize Kur'an-ı Kerim geldi, hadis-i şerifler geldi. Bunun üzerinden bir İslam düşüncesi, algısı oluşturuldu. Böyle sağlam bir temel üzerinden gidince İslam nedir sorusunun karşılığında da fıkıh ilmi bizde ortaya çıktı. Fıkıh ilminde de dışarıdan bakıldığında sanki Hanefilerin bir konuya verdiği fetva şöyledir, Şafilerin bir konuya verdiği fetva böyledir gibi çok yüzeysel bakış açılarıyla şöyle algılanabiliyor. Ya aynı meselede, aynı ayetle, aynı hadisle nasıl oluyor da farklı bir fetva ortaya çıkıyor? Halbuki işin içerisine girdiğimizde, şimdi ana mevzularda, yani hiçbir mezhep namaz kılınmayacak demez, diyemez. Bu kadar ayet varken, bu kadar hadis varken, bu kadar İslam 15 asırlık bir birikim varken, fakat namazda işte Şafiler diyelim ellerini kaldırıyorlar, Hanefiler kaldırmıyorlar. Yani bu birisinde sünnet kabul edilmiş, birisinde yapılmaması sünnet kabul edilmiş. Peygamberimiz öyle de yapmış, böyle de yapmış. Ona da bir kapı var, ona da bir dayanak var. Fıkıh meselelerinde o kadar canlı bir yapı var ki fıkıh usulünden kaynaklanan, kıyamete kadar karşılaşılabilecek her türlü soruna Kur'an ve sünnet çerçevesinde cevap üretebilirsiniz. Her türlü soruna. Ama takip etmemiz gereken bir usul var. Bu usulde de bize genel olarak şunu ifade ederler. Yani Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri anlayabilmek için orada verilen asıl mesajları doğru bir şekilde algılayabilmek için bu usul bize işte Arapçayı, sebebin nüzulleri, ayet-i kerimenin iniş sebeplerini, siyak ve sibakını, yani bağlam dediğimiz bir şeyi, kontekst diyorlar şimdi günümüzdeki ifadesiyle, bunu o ayet-i kerimelerin dil açısından sağladığı imkanları, bugüne kadarki yorumları, bütün bunları değerlendirip karşılaşılan meselelere İslami açıdan çözüm üretmek. Bugün işte bankacılıktan tutalım, saç ektirmeye varıncaya kadar, taşıyıcı annelik mevzularına varıncaya kadar o kadar meseleler var ki bu meselelere
üretilecek fetvalar, içtihatlar ciddi bir süreci takip etmeyi zorunlu kılıyor. İhsan kavramıyla da Allah'ı görüyormuş gibi bir kulluk hissiyatı, bir derecesi hedefleniyor. Şimdi Mü'minun suresinin ilk ayet-i kelimelerinde Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah, kad eflehal mu'minun, müminler kurtuluşa ermiştir. İfade çok net ve kesindir. Şimdi kad Arapçada tahkik, üstadım, bir şeyin olduğunu, kesin olduğunu gösterir. Eflaha fiili mazi bir kullanımdır. Kad edatı mazi bir fiilin başına gelirse bu işin olduğunu ifade eder. Yani müminler kurtuldu. Kesin burası. Bunda bir şey şüphe yok. Ama bir devamında ayet-i kerimenin اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Nasıl bir müminler? Yani her inandım diyen, her bu yolu benimsedim diyen kurtuldu mu? Birçok tanım var ama bu örnek biraz daha hedefimize uygun olduğu için bu ayet-i kerimeyi zikretmek uygun düştü. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Namazlarında huşu içerisinde olan müminler kurtuldu. Demek ki şimdi her formel hareket, yani namaz biz kılıyoruz, kılmak zorundayız ne olursa olsun. Ama her böyle farzına, vacibine, sünnetine, müstehabına, edebine riayet edilerek kılınan namaz acaba Rabbimiz katında bir karşılık buluyor mu? Yani o huşu dediğimiz duygu, şimdi peki huşu nedir? İşte müminler o kimselerdir ki onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda kalpleri titrer. Vecilet kulubuhum buyuruluyor ayet-i kerimede. Kalpleri titrer. Büyük bir ciddiyet ve imanın verdiği o ruh haliyle kalpleri titreyerek ayet-i kerimelere kulak verirler. Gerçek müminler. O zaman namaz da sıradan bir namaz. Böyle işte o formel dediğimiz sadece elin, kolun, rükunun, secdenin şekil olarak bir namazdan bahsetmiyor demek ki Rabbimiz. O namazın içerisinde bir huşu duygusu olması gerekiyor. O duygu neyle elde ediliyor? Kimin huzurunda namaz kıldığımızı, efendim hangi emirle, hangi saikle, o vakitte, o anda, o şekilde kıyamla, rüküyle, secdeyle nasıl bir üst düzey kulluk aradığımızı bilerek huşu duygusuna yöneliyor. Nasıl kelam ilminin bir metodolojisi, bir işleyişi, sınırları oluşmuşsa, fıkıh ilminin bir metodolojisi, kuralları, sınırları belirlenmişse, bu ihsan mektebi diye isimlendirebileceğimiz ihsan duyarlılığının, bilinç halinin de bir metodolojisi gelişmiş. Şimdi bugün maalesef günümüzde işte rabıta üzerinden tarikat, şeyh, mürşit, o kadar bu kavramlar yıprandı ki şimdi. Bu kavramları konuştuğumuz zaman aman hocam bize bunlardan bahsetmeyin yani. Şimdi şeyh, mürşit, mürit deyince böyle zihnimizde çok garip şeyler canlanıyor. Ama hoca-talebe ilişkisi deyince veya öğretmen-öğrenci ilişkisi deyince diyoruz ki bu olmak zorunda. Kur'an'ın buna söylediği bir şey olmak zorunda. Hadis-i şerifleri buna söylediği bir şey olmak zorunda. Şimdi şeyhle mürit arasındaki ilişkide bir hocayla talebe arasındaki, öğretmenle öğrenci arasındaki ilişkidir yani. Bunun ötesinde başka ne olabilir? Siz huşu arıyorsunuz, ihlası arzuluyorsunuz. Cenab-ı Hak'tan gafil olmadan bir hayat yaşayayım istiyorsunuz. Bu yolun sınırlarını bilen birisi size yol gösteriyor. Meselenin özü bu. Ama hocam şimdi öyle tartışmalar duyuyoruz ki taht kavgaları, post kavgaları, o ona bir şey diyor, bu buna bir şey diyor. Karışmış böyle her şey birbirine. Yani bendeniz acizane şunu teklif ediyorum kardeşlerimize. Diyorum ki İslam'ın geldiği ilk günden itibaren Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamberimizin bize çizdiği bir yol var, bir gidişat var. Biz bu Kur'an ve sünnet yoluna ne zaman usulünce ve sapasağlam bir şekilde yapıştık. Aramızda bunlar hakem oldu. Her insanın arasında anlaşmazlık olabilir. Çok farklı fikirler, teklifler öne sürülebilir. Gayet de normaldir yani. Herkes aynı şeyi düşünecek, aynı fikirde buluşacak diye bir zorunluluk da yok. Ama aradaki ihtilafları hakem olarak Kur'an'ı ve sünneti getirip çözmeye çalışırsak bir sorun yok.
Ama benim kişisel hesabım, benim menfaat beklentim, benim işte şöhret arzum, benim güç ve iktidar mücadelem, o zaman bakıyoruz ki hemen olaylar işte tersine dönmeye başlıyor. Bir kargaşa ve kaos. Ya bizim Müslümanlar olarak bir tabirimi mazur görürseniz ifade değil, bir yumuşak karnımız maalesef çok çabuk ayrışmaya, çok çabuk böyle bizim taraftarımız, sizin taraftarınız, bizim şeyhimiz, sizin şeyhinizi döver gibi böyle çocuksu birçok çekişmeye kapı aralıyoruz hemen. Bunu karşı taraf bildiği için burayı çok istismar ediyor. Burayı çok kaşıyorlar tabiri caizse. Ve şimdi aslında bizi biz yapan, bizi gönül dünyamıza yönlendiren, kendimizi bize tanıtan, içinde yaşadığımız dünyayı tanımamıza vesile olacak, ahireti anlamamıza vesile olacak, yaratıcımızı marifetle, yani akıl var, ilim var, işte kültür var, sanat var, bütün bu dallarda Allah mefhumunu canlı tutarak, şimdi Edirne'ye gittiğimizde biz gördük ki Selimiye Camii'ne bakıyoruz, gözümüzü alamıyoruz. Bugün bile hangi teknikle, hangi düşünce dünyasıyla böyle bir muhteşem eser yapılmış anlamakta zorlanıyoruz değil mi? Şimdi ben de diyorum ki acizane, ya böyle bir eserin yapılabilmesi için gece rüyalarınızı süsleyecek öyle büyük bir idarenizin olması lazım ki siz taşta Allah-u Teala'nın tecellilerini, onun yaratma sıfatını görebileceksiniz. Ben Sivaslıyım hocam. Divriği Ulu Camii'miz var. Divriği Ulu Camii'miz dünyanın işte 7. 8. harikası olarak kabul ediliyor. Öyle kültür mirası listesinde hocam öyle bir özellik var ki camide bir motif ikinci bir defa tekrar etmemiş hocam. Yani bir üçgen gördüyseniz ikinci bir üçgen görme şansınız yok. Kare varsa, dikdörtgen varsa, yamuk varsa, yıldız varsa, ay varsa ikinci bir defa o motif tekrar etmiyor. Devasa bir yapı. Şifahanesi var. Müzikle orada insanları tedavi ediyorlar. Her makamın hangi hastalığa iyi geldiğini tespit etmişler. Yani insanlar o zaman da psikolojik sorunlar yaşamışlar. Tedavi usulleri geliştirmiş Eyla. Orada bir akustik, ses akustiği söz konusu gerçekten insanı hayretler içerisinde bırakıyor. Şimdi Süleymaniye'ye bakıyoruz. Az bir süsleme Süleymaniye'de ama en üst düzey, en kaliteli hattatların oradaki hat yazıları bizi bizden alıveriyor. Kubbesinin çapına bakıyorsunuz. Şimdi Ayasofya'da Mimar Sinan diyor ki ben duyardım diyor. Ya Müslümanların şöyle büyük bir mimarı yok ki Ayasofya'yı geçecek, kubbesini geçecek bir yapı yapsınlar. Süleymaniye'de Mimar Sinan Üstad orada Ayasofya'yı geçiyor hocam. Süleymaniye'de Ayasofya'yı geçiyor hocam. Yani ihtişam. Şimdi hocam bu kadar şeye gerek var mıydı? İşte kimisi bunu süs olarak görüyor mesela. Yani bu ne abarttı bu kadar yani? Orada işte yazılar var, hatlar var, bir şey var. İşte bu ihsan makamıyla, derecesiyle, bilinciyle alakalı bir şey. Yaptığınız bir işin en güzelini, en orijinalini, en üst ve ideal seviyesini yapabilme. Madem Allah-u Teala beni görüyor, her ne yapıyorsam, her ne söylüyorsam, kalbim, bedenim, meşgul olduğum işim, işte taş, minare, ne yapılıyorsa en kalitelisini, en üstününü yapabilmek. Şimdi böyle bir hayatı hep beraber hayal edelim. Mesela fırında ekmek üreten bir ekmekçi, Allah-u Teala'nın kendisini gördüğünü bilerek ekmeğini üretiyor. İçine bir şey katabilir mi? Bir sahtekarlık yapıp da oradan bir eksiltme yapabilir mi? Yani kimse görmüyor ama görmek için ışığa ihtiyacı olmayan, kamera kaydına ihtiyacı olmayan, mesafeye, zamana ihtiyacı olmayan, beni yaratan Rabbim görüyor burada ben ekmek yaparken. O ekmeğe hainlik yapabilir mi? Yapamaz. Şimdi bir şoför düşünelim, araç kullanıyoruz. Emniyet kemerini takmadan yola gidebilir mi? İçkiliyken araç kullanabilir mi? Hemen orada ufak bir anlaşmazlıkta çıktı, hemen hak yemezleri çektik hocam yani. Kılıç çekiyoruz böyle. Düşmana saldırır gibi kafa göz dağıtıyoruz. Ölümler, yaralanmalar, böyle bir şey olabilir mi? İhsan makamında bu hassasiyetle bakan bir göz, bakan bir kalp böyle bir hataya düşemez.
dedikodu yapıyoruz. Rabbim beni görüyor hemen. Ama böyle bir şey yapamayız. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'yle bugün bir vesileyle bahsettim. Çok ilginç bu insanların hayat öyküleri içerisinde çok ilginç şeyler var. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri yaklaşık 30 yıl İstanbul'da memuriyet hayatı var. Her gün karşıdan karşıya geçmesi gerekiyor. Ve her gün giderken bir bilet alıyor hocam, gelirken bir bilet alıyor. Ve 30 yıl boyunca hiç para üstü alacak bir para vermemiş hocam bilet alırken. Bilet 17 liraysa 17 lira vermiş. Demişler ki efendim toplu bilet alsanız indirimli olur, işte şöyle olur, böyle olur. Niye demişler sonra, siz zorunda mısınız yani 17 lirayı hesap etmek zorunda mısınız? Bugün biz şöyle yapıyoruz hocam, 200 lira veriyoruz. Diyoruz ki ya boşsun bana ne kardeşim yani. Bu benim işim değil, o onun yapacağı iş. Ama işte ihsan derecesi olunca ve kullukta hassaslaşma olunca diyor ki evladım biz diyor buraya kadar geldik bilet almaya. Allah buraya kadar ömür nasip etti. Peki işe gidip geleceğime dair bir garantim var mı yani? Bir de dönüş bileti alacağız. Onu dönüşte dönersek alırız diyor biletimizi nasip olursa. İkinci bir şey, şimdi ben 200 lira verdim, 20 lira verdim. Oradaki memur para üstüyle uğraşacak, arayacak, bekletecek. Bu kadar bir insan bekliyor arkada diyor. Ben bunların hakkına girmekten korkarım. Şimdi Nakşibendiye yolunda bir ülke vardır. Nazar Ber Kadem diye. Nazar Ber Kadem demek yolda yürürken ayağınızın ucuna bakarak yürüyeceksiniz. Böyle bir standart getirmişler. Hani fıkıhta, kelamda olduğu gibi bu işin de bir metodolojisi var, bir kuralı var. Peki niye ayağımızın ucuna bakarak yürüyeceğiz? Diyorlar ki bizi ilgilendirmeyen şeylere gözümüz takılmasın. Bu nitekim bir hadis-i şerife dayanır, bu hassasiyet. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi müminin olgunluğunun işaretidir. İslam'ın güzelliğinin işaretidir. Şimdi bazen bakıyorum böyle kaldırımlarda oturanlar, eşinizle gidiyorsunuz, kızınızla gidiyorsunuz veya ne bileyim işte kız kardeşiniz var, o kadar rahatsız geliyorlar ki insanlar. Böyle hani derler ya, affınıza sığınır, gözüyle yiyor adam. Arkadaş bu İslam memleketinde böyle olmaz. Bu İslam ahlakına insani bir şeye de uymuyor. Niye beni rahatsız ediyorsun? Niye eşimi rahatsız ediyorsun? Ayağınızın ucuna bakarak bir ilke getirmiş ve olur ki şimdi yürüdüğümüz yolda bir karınca olabilir. Bir başka hayvanı ezebiliriz. Bir bitkiyi çiğneyebiliriz. Böyle bir hakkımız yok. Hatta böyle önüne bakarak yürümekte bazen böyle belleri şey olurmuş hocam, kambur kalırlarmış yani. Yani ne emar olursa olsun, Allah'ın rızası bir tarafta varsa, Peygamberimizin bir uygulaması, sünnet-i seniyyesi varsa, İhsan Mektebi'nin öğrencisi olan ne pahasına olursa olsun bu fiili yaparız. Efendim ben şimdi camiye girerken sağ ayakla değil de sol ayakla girdim. Dinden mi çıktım şimdi? Haşa yani bunu diyen insan çok büyük hadsizlik yapmış olur. Ama İhsan Mektebi'nin talebesi ise sol ayakla asla girmez. Çünkü sürekli bir gafletten uzak bir uyanıklık hali var. Sürekli acaba bu yaptığım şey Peygamberimizin ameline uygun mu? Kur'an-ı Kerim'e uygun mu? Sürekli bir sorgulama hali var. Bunu da asıl metodolojiyi şu dört temel esas üzerine kurmuşlar. Gönül ehli insanlar diyorlar ki birinci aşamada marifetün nefs yapmak zorundayız. Yani insan her şeyden, herkesten, dış dünyadan önce bir kendini tanımalı. Marifetün nefs. Kur'an-ı Kerim'de nefse Rabbimiz o kadar atıflar yapıyor ki nefsin değişik hallerini, ruha, kalbe vesaire insanın konumuna, yaratılmışlar içerisindeki bu hiyerarşideki konumuna o kadar vurgular yapıyor ki şimdi bir öz eleştiri yapalım, bir kendimize yüzleşme yapalım. Bu dönemin, bu çağın insanları olarak biz kendimizi ne kadar tanıyoruz? Yani fiziksel olarak kendimizi ne kadar tanıyoruz? Psikolojik açıdan kendimizi ne kadar tanıyoruz? Ne kadar kendimizin farkındayız? Varlığımızı gerçekleştirecek, şimdi ben kimim? Nereden geldim? Nerede bulunuyorum? Nereye gideceğim? Beni yaratan bir güç varsa, bu tefekkürler sonucunda benden ne istiyor, nasıl bir kul olmamı istiyor? Kendimizi tanıyor muyuz? Ben bu soruya çok net bir şekilde kendimizi tanıyoruz cevabını veremiyorum.
hocalarım, dostlar. Biz eğer kendimizi layıkıyla tanımış olsaydık, bugün derste de çocuklara öğrenimlerimizi anlatmaya çalıştım. Marketlere giriyoruz. Hocam, temizlik reyonlarına doğru gittiğimiz zaman bizi öyle bir şeye alıştırmışlar ki o deterjanların, çamaşır su filan, çamaşır sularının kokusunu duyduğumuz zaman diyoruz ki o temizlik başladı. Şimdi bilim insanları ne diyor? Diyor ki kullandığınız çamaşır suyu, tuz ruhu, işte deterjanlar 1980'lerden sonra ülkemizde kanser vakaları belki %200-300 böyle inanılmaz rakamlara ulaştı. Bunun temel sebebi işte bu temizlik malzemesi olarak kullandığımız şeyler veya yediğimiz şeylerin içerisindeki katkı maddeleri. Şimdi biz kendimizi tanısaydık böyle bir tuzağa düşmememiz gerekiyor. Bizim Müslümanlar olarak kendimize ait bir modamızın olması gerekiyor. Her sene bir renk moda oluyor hocam. Bu sene yeşil. Evde hanımefendiler diyor ki ya bey bu sene yeşil modaymış. Hemen evimizi boyatmamız lazım yeşile. Niye? Çünkü o boya firmaları veya işte renk üzerinden bir piyasa oluşturacak sürekli tüketim malzemesi üreten algı operasyonları yapan merkezler var. Şimdi benim bir şahsiyetim var. Ben Müslümanım. Benim olaylara bir bakışım var. Giyimim, kuşamım, oturmam, kalkmam. Niye bana başkaları yol versin? Bizim bir şahsiyetimiz Kur'an merkezli, sünnet merkezli oluşması gereken bir şahsiyetim yok mu? Benim siyasi olaylara, ekonomik gelişmelere, efendim akrabalık bağlarına, bilimsel adımlara, bunlara dair bir söyleyeceğim söz olması lazım. Ve nitekim tarih boyunca Endülüs'te söylemişiz, Hicaz'da söylemişiz, Anadolu'da söylemişiz, Avrupa'da söylemişiz. Yani şimdi biz kendimizi marifetün nefs, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak kendimizi çok iyi tanıdığımızı söyleyemeyeceğim. Ama bu konuda burayı geçmeden diğer aşamalara geçme şansımız da yok İhsan Mektebi'nde. Birinci aşama marifetün nefsti. İkinci aşamada marifetullah. Yani yaratıcımız Allah. Kur'an-ı Kerim'in ana mevzusu bize yaratıcımızı tanıtmak. Şimdi hocam çalışıyor tezde. İnşallah Rabbim kısa zamanda tamamlamayı nasip etsin hocama. En çok Kur'an-ı Kerim'de geçen kelime lafız Allah lafzı. Ve Rabbimizin bütün diğer isimlerini içerisine alan bir lafız Allah lafzı. Yani Kur'an-ı Kerim ister semavi ayetlerden bahsetsin, ister bilimsel ayetlerden neyden bahsediyorsa etsin, neticede Rabbimizi anlatıyor bize. Yani Efendimiz buyuruyor ki malum, bir kimse Kur'an-ı Kerim okusa ve dese ki ben Allah ile konuştum dese yalan söylemiş olmaz. Rabbimizin kelamı Kur'an-ı Kerim. Şimdi böyle bir Rabbimizi tanıyacak elimizde fırsat varken Rabbimizin zatını tanıma, onu fehmetme, anlama zatı itibariyle öyle bir şansımız yok. Sınırsız bir varlığı yaratılmış ve sınırlı varlıklar olarak tanıma şansımız yok. Nasıl tanıyacağız? Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize kendisini hep isimleriyle ve sıfatlarıyla tanıtıyor. Hadis-i şeriflerde, bazı hadis-i şeriflerde 99 isim, bazılarında 100'ün üzerinde 200'e yakın isim sayılıyor. Bazı hadis-i şeriflerde 2000 civarında ki ulemamızın genel kabulü şudur, Rabbimizin isimlerine sınır çizilemez. Yani 100'dür, 200'dür, 500'dür. Bizim bildiğimiz belki 100-200 tanesini belki bilebiliyoruz ayetlerden, hadislerden hareketle. Ama tamamının isimlerini bilme şansımız yok. İsimleri ve sıfatları Rabbimizi tanımak zorundayız. Yaratıcımızı biz Es-Semî' ismiyle tanırsak bizi her an işitiyor. O zaman günaha giden bütün yollar bizim psikolojimizi bozacak, bedenimize, fiziğimize zarar verecek bütün yollar kapanıyor. Allah El-Basîr'dir. Her şeyi hakkıyla görendir. Buradan yol yürüdüğünüz zaman kulluk bilinciniz capcanlı bir hale geliyor. Yatarken bile, uyurken bile bir edep, bir hissiyat, bir yüksek bilinç haliyle uyuyorsunuz. Bir an önce uyuyayım ki gece teheccüd namazına kalkayım. Sabah namazına kalkmakta zorlanmayayım. Sabah kalkayım, abdestimi alıp camiye yetişeyim. Bir sürü plan projeyle uykuya gidiyorsunuz. Ama şimdi Rabbimizi tam olarak tanımazsak gaflet bizi hemen yakalayıveriyor. Böyle toplum içerisinde çok iyiyiz hepimiz hocam. Hiçbir hatamız yok. Kimseyi beğenmiyoruz.
çok kolay herkesi eleştiriyoruz. Ama nefsimizle baş başa kaldığımızda aman yarabbim, yapıp ettiklerimiz, söylediklerimiz, şimdi toplumda bu kadar yanlışlar, bunu uzaydan gelen birileri yapmıyor bu hataları, bu günahları. Biz yapıyoruz. O zaman demek ki Rabbimizi hakkıyla tanıyamıyoruz. Peki yetiyor mu? Kendimizi tanıdık, Rabbimizi tanıdık. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizden bir de içinde yaşadığımız dünyayı tanımamızı istiyor. Marifetü dünya. Dünyayı tanımadığımız sürece, içerisinde bulunduğumuz şartların gereğini yerine getirmeye gayret etmediğimiz sürece, mesela günümüz açısından okuyalım. Bugün Gazze'de olan olaylar bugünün meselesi midir? Şimdi biz Müslümanlar olarak kavgayı, gürültüyü, ayrılığı, gayrılığı tercih ettik. Adamlar bilimde, teknolojide, şurada, burada ilerlediler. Şimdi adam Amerika'da oturuyor, basıyor füzeye, Gazze'yi darmadağın ediyor. İşte Lübnan'ı darmadağın ediyor. Yani bize bunu yapmayacağına dair bir garantimiz var mı? Allah muhafaza. Allah korusun. Peki bu teknoloji kimin elinde olması gerekiyordu? Enfal suresinin 60. ayet-i kerimesinde Rabbimiz, estağfirullah, ve a'iddu lehum mestetatum, uzunca bir ayet-i kerime, gücünüz yettiğince düşmanınıza karşı güç hazırlayın emri var. Nasıl namaz kılın emri varsa, nasıl zekat verin emri varsa, en az bu emir kadar, bu emirler kadar, belki bu emirlerden bilemiyoruz Rabbimizin katında. Çünkü mazlumun yanında olacağız, zalimin karşısında olacağız. Neyle olacak bu hocam? Bu günü, bu çağı, bu dönemi, bu zamanın gereğini, içinde yaşadığımız dünyayı okumak da bu olacak. Şimdi hocam okuyabiliyor muyuz? Buna da çok olumlu bir cevap veremiyorum, vermek isterdim ama. Neden? Şimdi bir Üstad Necip Fazıl gibi söz üstadları yetiştiremiyoruz. Yani o nesiller artık yavaş yavaş yok olmaya başladı. Mimarlarımız, Mimar Sinan gibi mimarlarımız yetişmiyor hocam. İşte Amasya'da, bilmiyorum Amasyalı hocalarımız, abilerimiz var mı? Amasya'da Sabuncuoğlu Ahmet Efendi Medresesi var. 12. yüzyılda Sabuncuoğlu Ahmet Efendi katarak ameliyatı yapmış hocam. 12. yüzyılda. O yaptığı katarak ameliyatının malzemeleri şu anda bir müzede sergileniyor. Adam günümüzün modern hastaneleri gibi steril ortamlar oluşturuyor. Hastayı uyutuyor. Yani bugün yapmıyor muyuz biz bunları? Bunu 12. yüzyılda yapıyor. Çok ilginç değil mi? Kullandığı malzemeler, göze böyle yaklaştırdığı çubuk gibi bir demir bir çubuk var böyle. O çubuk göze yaklaşıyor. Gözün arkasına geçecek bir aparatı var. Onun içinden daha ince bir şey çıkıyor hocam. Demir çubuktan. Daha ince, daha ince. En son gözün arkasındaki o karanlığa sebep olan kiri temizliyor. Ve o ince demirin içerisine alıyor ve çekiyor. Bu yaptığı en sıradan ameliyatlardan birisi 12. yüzyılda. Şimdi Mısır piramitleri. Bunun sırrını bizim çözmemiz lazım. Dünyayı tanımamız lazım. Dünyada ne oluyor bitiyor. Yani böyle bir lokma, bir hırka, dervişlik. Şimdi Yunus Emre'miz işte bu yanlış anlayışa der ki yani olsaydı dervişlik, nasıl hocam? Dervişlik olsaydı hırka, biz de alırdık 30'a 40'a. Yani sadece bir şekil ve suret olarak efendim cübbe giydim, sarığımı taktım, sakalımı uzattım. Ya bunlar önemsiz demiyorum. Bunlar da önemlidir. Kime benziyoruz? Kimin giyimini, gidişatını tercih ediyoruz? Bunlar önemlidir yani suret olarak. Ama asıl mevzu siret. Dünyayı tanımak zorundayız. Bir de ahiret yurdunu tanımak durumundayız. Bazen böyle dostlarla konuşurken, hocalarımızla konuşurken diyoruz ki ya bir insan düşünelim ki yani ahirete iman ediyor. Zerre kadar hayır ve şerrin karşılığını göreceğini düşünüyor. Ama işte ekmekte, suda, meyvede, sebzede, işte ihalelerde, şurada, burada. Bu nasıl bir ahirete iman? Aklın alması mümkün mü yani? Zerre kadar hayır ve şerden bahsediyoruz. Zerre, yani havada uçuşan toz taneleri. Bu kadarın karşılığı var. Ama yapıp ettiklerimizle şimdi konuştuğumuz konulara bakalım hocalarım. Bir, işte kadın cinayetleri deniliyor. O kadar kelimeleri özel seçiyorlar ki yani. Kadın cinayeti var, erkek cinayeti yok mu? Niye onu konuşmuyoruz?
erkek cinayeti var, çocuklarla ilgili işlenen cinayetler yok mu? Gençlerle ilgili cinayetler yok mu? Efendim hayvan hakları, ya her bir hayvan, bitki Rabbimizin var ettiği, yarattığı, onun da bir değeri var, onun da yaşam hakkı var. Tamam, ama şimdi sokak köpekleri ve kediler, bunlardan başka hayvan yok mu? Başka hakkını savunacağımız hayvan yok mu? Hadi bunları savunduğumuzu söylüyoruz, iddia ediyoruz, tamam. Ve ahiret düşüncesiyle onlara sahip çıkacağımızı falan söylüyoruz. Peki Gazze'de şehit edilen, şu anda resmi rakamlar zannediyorum 50 bine yaklaştı. Şimdi ama enkaz altında kalanlar, kaybolanlar, çoluk, çocuk, orada öldürülen hayvanlar, katledilen tabiat, ağaçlar, bitkiler, bunların hiç mi, yani İstanbul'da olunca ağaç, ortalığı katıyoruz birbirine. Gazze'de ağaç gidiyor, çevre diye bir şey kalmamış, haritadan silinmiş, bir şey yok. Ya bu ahirete imanla açıklanacak bir şey değil. Ha, o tepki göstermeyenler, işte bilmem şu devletler falan, onlardan bir beklentimiz yok bizim zaten. Biz kendimizle şimdi hesaplaşıyoruz. Marifetün nefs, marifetullah, marifetü dünya, marifetül ahira. Burada Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden süzülen bir kulluk arayışının, bir hakikat arayışının tavizsiz takipçisi olmak için böyle bir sistem geliştirilmiş. Ayrıca ben şöyle düşünüyorum. Böyle Batı'nın psikolojik adımları, Batı'nın işte fizikte, kimyada ilerlemesi, Batı'nın tıpta ilerlemesi, Batı'nın teknolojide ilerlemesi, bunun yerine diyorum ki dostlar, gelin şu formülü biz hayatımızda uygulayalım. Önce bir kendimizi tanıyalım, yaratıcımızı tanıyalım, içinde yaşadığımız dünyayı tanıyalım, ahiret inancını, bunun gereklerini tanıyıp, anlayıp buna göre hareket edelim. Biz psikolojisi bozulan insanların psikolojisini düzeltmek için, tıbben rahatsız olan insanların hastalıklarına şifa aramak için, yani bizim ne eksiğimiz var onlarla? Çalışmak, gayret göstermek, birlik, beraberlik ruhunu canlı tutmak, bunları başarabilirsek niye biz onlardan geri değiliz ki hocam? İleriyiz, daha da ileri olacak durumdayız. Ahiret gibi bir hesabımız var. Daha kuşatıcıyız, daha insancı, daha akılcı, daha bilimsel, daha böyle ayakları yere sağlam basan sistemlerimiz var, kültürümüz var, ilmi birikimimiz var, irfani geleneğimiz var, damarımız var. Bunları fark etsek güzel olmaz mı? Yani moralimiz bozuldu, bazen gençlerimiz bile kızmasınlar da biraz onlara bir taş atalım yani. Ya işte biz falanca marka ayakkabıyı giymedik, psikolojimiz bozulsun. İşte falanca parfümü kullanırsak hocam, bu fakir parfümü, falanca parfümü kullanırsak bu zengin parfümü. Böyle biraz kulağımıza çarpıyor bazı şeyler hocam böyle. Ben de diyorum ki, ya gençler, şimdi pahalı olan parfüm, burada senin özelliğin ne yani? Parfümün bir özelliği var, senin ne özelliğin? Falanca marka ayakkabıyı giydin. Yani ne yaptı bize? Başımız göğe merdi. Şimdi saat kullanıyoruz. Bilmem milyon dolarlık saat var. Eskiden bir markasını söylemeyelim de şöyle plastik saatler vardı böyle. Su geçirmezdi değil mi hocam? O böyle çok moda olmuştu hocam. O da bize vakti söylüyor, saati söylüyor. Ya şimdi kendini tanıyan, Rabbini tanıyan, dünyayı, ahireti okuyan, gönlünü açmış böyle hakikati arayan bir insanın işte şekille, şemalle, böyle bir takım modayla, bunlarla bir derdi olmaz. Bize giyeceğimiz falanca marka ayakkabı hakikati göstermez. Veya yiyeceğimiz falanca bir yemek, o bizi geçici bir süreliğine mutluluk hissi verdirir bize. O gerçek mutluluk da o değildir yani. O yüzden bizim sufiler der ki, bize bakanlar dışarıdan böyle aşk çilesi çekiyoruz. İşte Hallacı Mansur'un derler idam edilmiş, gülerek gitmiş idama. Yani o çile gibi görünüyor bize ama o ondan bir manevi haz duyuyor. Ya Rabbi sana kavuşacağım diyor. Mevlana'mız ne diyor? Şebi aruz diyor ölüme. Sevdiğime kavuşacağım diyor. Şimdi biz olayın şurasını tartışıyoruz hocalar. İşte Mevlana şebi aruz dediyse kime kavuşacak? Sevgilisine kavuşacak. O zaman işte damat var, gelin var, düğün var. Bu nasıl bir benzetme ya? Ya arkadaş, ben anlayamıyorum bu işi, bilemiyorum yani. Bunu buradan anlamak gariplik değil mi dostlar yani? Mevlana Hazretleri'nin anlatmak istediği şey nedir?
aşkın bir varlıktan bahsediyor. Sonsuz güç ve kudretin sahip. Ben sana kavuşmak istiyorum ya Rabbi. Ne var aramızda engel olarak? Ölüm diye bir perde var, bir berzah alemi var. Ya ölüm de olsa ya Rabbi ben sana kavuşmak için her şey bana sevimli geliyor. O kadar bir perden bir şey söylüyor ki, şimdi bunu getirip bir gelin, damat filan böyle, ben anlayamıyorum yani bu şey. Hakkınızı helal edin. İnşallah muradımız gerçekleşmiştir. Sözümüzün sonunda şunu söyleyelim. Bizi biz yapan değerlerimiz, geleneğimiz, o geleneğimizden alacağımız güçle, birikimle geleceğe yapacağımız yatırımlar, atılımlar, gelişmeler, açılımlar, futuhatlar, feyizler, keşifler neler varsa biz Müslümanız, Allah'a inanıyoruz, ahiret gününe inanıyoruz. Kendimizi, Rabbimizi, dünyayı, ahireti tanımakla yükümlüyüz. Her bir ilim dalının, kelam ilminin, fıkıh ilminin, tasavvufun, tarihin, Arap dili belagatının hepsinin bize kattığı güzellikler var. Bütün bunların hepsini bir araya getirip dünyaya söyleyecek sözümüzü hep beraber söyleyelim diyorum. Bunu da en azından tasavvuf ilmimizin günümüz insanına sunabileceği, ne diyelim, teklif edebileceği yöntem, yol olarak gördüğümü ifade ediyorum. Sözlerimi böylelikle bitirmiş olayım. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Amin. Rabbimiz bizi cennetinde buluştursun inşallah. Ağzına sağlık. Evet. Allah razı olsun. Bizim durdurayım mı bunu?